Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz günlerden Salı. Değerli bir konumuz olacak. Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel karşımda. Hasan Bey, iyi günler dileyerek başlayalım. Şimdi önce tabii korona salgınının sektöre etkisiyle başlamak istiyorum ben. Nasıl bir etki yarattı madencilik sektörü için? Tabii tüm dünyada olduğu gibi bizde de sektörü çok ciddi şekilde etkiledi. Özellikle kavramlar değişti. Tesisler yeni planlamalar yapmak durumunda kaldı. Sağlıkta çalışanların sağlığını korunması için farklı acil eylem planları hazırlandı. Bu bütün sektörlerde oldu ama çok ciddi fiyatlar düştü dünyada. Planlamalar istenilen doğrultuda gitmedi. Tabii bu sektörün genel etkileri oldu ama altın madenciliği buradan çok etkilenmedi. Fiyatlar biraz yukarı çıkınca altın madenciliği dengelendi ama önemli olan üretim yapmaktı. Tabii birçok kavram değişti bu salgınla birlikte. Artık genel anlamda ülkeler istediği ürünü istediği zaman alamadığı için sanayinin ana maddelerini özellikle altın madenciliği ve stratejik ürün tanımı çok ön plana çıktı. Yerli kaynaklara ciddi yöneliş oldu. Tüm ülkeler kendi yeraltı kaynaklarını tekrar gözden geçirmeye başladı. Bir nebze olsun altın fiyatları tabii bu tür ortamlarda özellikle işte savaşların olduğu, siyasal krizlerin olduğu, böyle pandeminin olduğu dönemlerde güvenli liman algısıyla hem merkez bankaları hem bir ortak finans aracı olması nedeniyle vatandaşların yatırımlarını yönelttiği bir finans aracı oldu. Bu yönüyle altın madenciliği çok etkilenmedi ama Türkiye'deki 14-15 tane işletme bu dönemde çok olağanüstü önlemler aldı. Standartları çok yüksek işletmeler. Azami ölçüde etkilenmeye çalıştı. Şimdi peki bu dönemde biliyoruz ki devletin de sektörlere destekleri oldu. Sadece Türkiye için değil, dünyanın tamamında zorda kalan ya da desteği olan sektörlere destekler gerçekleştirildi. Duyuyoruz bunun haberlerinde. Peki bu devlet, bu pandemi durum krizin ya da kriz demeyelim, bu korona durumunun mevcut durumda şartlar altında hem emeğe hem işçi sayısına, istihdama, hem mevcut çalışma, üretime etkileri oldu. Devlet bu bağlamda nasıl bir katkı yaptı? Tabii madencilik sektörü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı. Orada da ciddi aksiyonlar aldı. Öncelikle madencilik sektörü ve mücbir sebep tanımıyla kavramı içerisine alındı. İşte sektörde olan devlet haklarında 6 aya yakın ötelemeler oldu. Orman mülkiyet bedelleri çok yüksekti. Onlarla ilgili 3 ay ötelemeler oldu. Diğer sektörlerin yararlandığı işte kısmi ödenek, çalışma ödeneği benzer uygulamalar madencilik sektörü içinde uygulandı. Bu bir nebze olsun sektörün nakit akışını, çalışanları genelde sektörde tüm işletmelerin çalışanların işten çıkarmadan istihdam etmeye çalıştı. Bir nebze olsun rahatlattı ama tabii bu topyekün bir planlamaya artık ihtiyaç var. Ortak ve uzun vadede planlamaya ihtiyaç var. Genelde şirketler özellikle tedarik zincirlerinde, satış ağlarında çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Çin'de başladı. Önce orada çok Türkiye'nin hem mermer ithalatı çok ciddi bağlar var. Orada sıkıntılar yaşandı. Sonra tedarik zincirleri yedek parça anlamında diğer ülkelere kaymaya başladı. Bu tür planlamalar yapıldı. Yani kamu gerekli aksiyonu aldığını düşünüyorum ben. Peki şimdi altın üretimi önemli ve tabii ki arzı da çok sonsuz değil. Dolayısıyla altın üretimi ülkemiz için stratejik bir ürün müdür, stratejik midir? Bunu bir açalım arzu edersiniz sizinle beraber. Bir de madencilik sektöründe yatırımlar diğer sektörlere göre biraz daha farklı bildiğim kadarıyla. Biraz açalım onu. Tabii bu tür pandemi, işte savaşlar belli. Dediğim gibi hangi ürünün stratejik olup hangi ürünün olmadığında bize dönem dönem karşımıza çıkarıyor. Bir kere bu endüstrinin geliştiği tüm ülkelerde öncelikle kendi ülkelerinde olan kaynaklara, yerli kaynaklara bir yönelme var.
Madencilik de diğer sektörlerden farklı olarak çok uzun dönem araması olan, yatırımı olan, yatırımı büyük olan, farklı riskler içeren bir sektör. Bu pandemi süreci bize şunu gösterdi. Ülkenizde her çıkan ve sanayide kullandığınız her ürün stratejik olarak adlandırılabilir. Ama tabii bunu derecelendirmek lazım. Mesela altın madenlerini Türkiye'de biz çok stratejik altın madenciliği diyoruz. Çünkü altın madenciliğin bir finans ayağı. Dünyada ortak bir finans aracı olarak algılanıyor. Merkez bankalarının rezerv çeşitliliğinde altının önemli payı var. Hem merkez bankaları burada aksiyon alıyor, hem de üreticiler alıyor, ülkeler alıyor. Ve Türkiye'de bu konuda bir zincirin halkasını tamamlamış konuda. Hem altın üretiyor, ürettiği altını rafinerilerde doraya çeviriyor ve kuyumculuk sektöründe de piyasaya sunuyor. Bu anlamda bir entegrasyon sağlamış Türkiye. Ve Merkez Bankası da çok doğru bir kararla 2017'den itibaren ülkede üretilen tüm altını satın alıyor. Yani ama bizim bu anlamda çok ciddi açığımız var. İşte son 10 yılın ortalaması yaklaşık 130-140 ton altın ithalatımız var. Ürettiğimiz de geçen sene rekor kırarak 38 tona çıktı. Bu şu demek, yıllık 6-7 milyar dolar açığımız var. Bu finans açısından ülke için çok stratejik bir ürün altın. Hem kamu, hem ülke, hem özel sektör son yıllarda bunun çok ciddi farkında ama bu çok uzun vadede, çok doğru planlanması gereken, Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkarmamız gereken bir sektör. Bakın işte 30 yıldır Türkiye'nin altın geçmişi konuşuluyor. 6500 ton kaynaktan bahsediyoruz. Bunun ortaya çıkması, bunun 1500 tonu rezerve dönüştürülmüş ve bunun için 1 milyar dolarlık arama yatırımı yapılmış. Yaklaşık 5-6 milyar dolar da tesis üretim yatırımı. Şimdi kalan kısmı ve daha da 6500 tona, 10 bin tona çıkaracak, o potansiyeli büyütecek, bu işi sürdürülebilir bir hale getirmemiz için yaklaşık 10 milyar dolarlık daha arama yatırımı yapmamız lazım. Bunun uluslararası standartlarla entegrasyonunu sağlanıp çok hızlı bir şey alınması lazım ki bunu 30-40 yıl ülkenin ekonomisine katalım. Çok ciddi bir katma değer yaratalım. Şu nedenle de çok önemli. Bakın işte bir agrega ürettiğinizde tonu 3 dolar. Bakır ürettiğinizde tonu 6, bunlar da çok kıymetli. Tonu 6 dolar. Gümüş ürettiğinizde işte 10'su 17 dolar. Kurşun çinko ürettiğinizde 1700-2000 dolar. Altının tonu 57 milyon dolar. Yani katma değeri inanılmaz kıymetli bir ürün üretme şansınız var ve Türkiye'de var. Bu ithalatı da kapatmak için ve Türkiye'nin bu alanda da çok inanılmaz bir katma değer yaratması, istihdama çok ciddi katkı sunması için ülkede üretmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu pandemi döneminde en çok merak edilen konulardan bir tanesi tabii ki tedarik oldu. Şimdi bizim tarafa baktığımızda, yani Türk sanayisine baktığımızda ham madde tedarik noktasında, yerli tabii tedarik noktasında hangi durumdaydık? Bu önemli bir soru benim size soracağım ve bu tedarikle ilgili, ham madde tedariğiyle ilgili zorluklar yaşandı mı? Neydi bunlar? Nasıl açtınız? Şimdi ham madde olarak madencilikte, madencilik tedarik zincirinin ilk halkası. Kendi kendine yeten hiçbir ülkede yok. Ama her ülke kendi maden potansiyelini ön plana çıkarak dünyada pozisyon alır, yer alır. Tabii tedarik zincirlerinde bu dönemde iki şey ayrıştırıldı. Bir kere tüketime bağlı ürünler, işte bakır, kurşun, çinko. Tüketim azaldığı için ve bu pandemi sürecinde ihtiyaç yolunuzda hem tedarikte zorlandığınız hem satışta zorlandığınız bir dönem oldu. Ama altın madenciliği bundan ayrıştırıyoruz. Bir finans aracı olduğu için bu dönemde de çok daha önemli olduğu için işte merkez bankaları para basmaya başladı, piyasaları rahatlatmaya başladı. Burada altını olan, rezervleri altın olan üreten ülkeler çok farklı şekilde konumlandı. Onların konumlanması farklı. Bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşandı ama daha yeni yeni açılmaya başladı. Tabii ürettiğiniz tesislerle ve tesiste kullandığınız yardımcı ekipmanlar, ekipman kullandığınız kimyasallarla ilgili tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşandı. Önce örneğin Türkiye'de altın madencileri Çin'den çok ürün satın aldılar. Yani tesiste kimyasal satın aldılar, benzer yedek parça aldılar. Bu sıkıntı olunca Avrupa'ya kaydı. Tabii Avrupa'da biraz fiyatlar yüksek. Bunlar zamanında gelmedi. Bunlar kısmen olsa sekteye uğrattı ama ciddi anlamda bunu, yani
altına ayırıp diğerleri de talebin azalmasıyla hem tedarik şeyinde sıkıntılar yaşandı. Peki şimdi dönem dönem kanunlarda değişiklikler yapılıyor. Maden kanununda da sık sık yapılıyor. Neden böyle bir ihtiyaç duyuluyor sizce? Tekrardan değiştireceği söylüyor çünkü. Dolayısıyla sık sık değişen kanunlarda sektör için de bir sorun yaratıyor mu yaratmıyor mu onu merak ediyorum. Ve yatırım ortamı da her zaman sabit kalmıyor Hasan Bey. Tabii yatırımcılar hiçbir zaman kanunların sık sık değiştirilmesini arzu etmez. Bir standardın oluşması, yabancı sermayenin gelmesi için kanunların çok güvenli olmasını arzu eder, ruhsat güvencesinin olmasını arzu eder. Ama bizde 2000'li yıllardan sonra çok eski kanunla yönettiğimiz için çok değişiklik oldu. Ama bu değişiklik de kanunu böyle bir parçalı bir hale getirdi. Yönetilemez, algılanamaz bir noktaya getirdi. O nedenle sektörün çok sade, ruhsat güvencesini içeren, vergilerin bu endüstrinin en güçlü olduğu ülkelerle paralellik içeren, işte mülkiyet bedellerinin daha şey olduğu, daha uygun olduğu, madencilik standartı, iş güvenliği, çevre standartlarının çok yüksek olduğu, rezerv raporlarının çok yüksek olduğu bir kanuna ihtiyacımız var. Bu bizim sektörün talebi. Çok sade, anlaşılabilir bir düzenlemeye ihtiyaç var. Tabii bizim sektörün özellikle altın madenciliği ve diğer madencilik birimlerinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu. Diğer sektörler gibi değil madencilik. Sorunlarımızdan bir tanesi buydu. Bir yerde maden yatırım. Çünkü madenin olduğu yerde yatırım yapmak durumundasınız. Üretimi çoğunlukla orada yapmak durumundasınız. Yaklaşık 17-18 tane kurumla muhatap. O nedenle bu lisansı veren enerji ve tabii kaynaklarının düzenlemede patron olduğu, lisansın güvencesinin olduğu, yatırımcının çok rahat hareket edebileceği bir alanı içeren ve onları yönlendiren, cezbeden, cazip hale getiren, yatırım cazip hale getiren ve hızlı uygulanabilir bir düzenleme olmasını arzu ediyoruz. Bu olmadığı takdirde biraz önce işte 10 milyar dolarlık arama yatırımına, yaklaşık 20-25 milyar dolarlık maden yatırımına ihtiyacımız var dedim. Bunun için demek ki yatırıma ihtiyacımız var daha bu sektörde. Hem yabancı sermaye hem yerli sermayeyi bu alana çekmek için gerçekten çok sade ruhsat güvencesinin olduğu, mülkiyet bedellerinin, vergilerinin taşınabilir olduğu bir kanuna ihtiyacımız var. Bu nedenle de sektör olarak böyle bir düzenlemeyi istiyoruz. Şimdi biz altını seven bir milletiz aslında. Eskiden beri bu böyleydi, yeni bir şey değil tabii. Altın fiyatları da devamlı artıyor. Son belki 2013 senesinde 1200 ons dolarları konuşuyorduk. Şimdi 2020'ye geldik. 1700-1800 ons dolarlardayız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Altında artışın devamını bekler misiniz? Şimdi aslında altının şu andaki fiyatları artış gibi algılanıyor ama bence bu fiyatlar zaten 2012'de 2013'teki fiyatlar. Biraz daha yukarıya doğru bir beklentimiz var ama tabii burada üretim maliyetleri de yükseldi. Dünyada artık üretim maliyetleri işte 10 sene önce 708 dolardayken bugün 1000 dolarların üzerine çıkmış durumda. Biz toplum olarak altını çok seviyoruz. Çünkü hem bizim halkımızın en güvende yatırım araçlarından bir tanesi. Bu başka bir boyutu ama üreticiler için fiyatlar, maliyetler de başka bir şey. Öyle bir beklentimiz var. Ama fiyatlar ve kar marjında bir şey olmalı ki çünkü çok riskli bir yatırım. Arama dönemi çok uzun. Milyonlarca dolar aramaya yatırım yapıyorsunuz. 200-300 tane lisanstan bir tanesi yatırıma dönüşebiliyor. Standartlara yatırımı çok ağır ve yüksek olan bir sektör. O nedenle fiyatları aslında şu anda 1200'den 1700'e tekrar çıktı ama bu 1700-1800'de fiyatlar 2012'de 2013'te gördüğümüz fiyatlar. Bizim biraz daha yukarıya doğru bir beklentimiz var ama tersi de olabilir. Garantili çok kimse veremez. Şimdi siz de bahsettiniz altın madenciliği zor bir sektör diyorsunuz. Altın çıkarmak da tabii kolay değil. Maliyetlerden bahsediyorsunuz. Peki Türkiye'de altın madenciliği uluslararası standartlarda yapılabiliyor mu? Ve kaç tane altın madenimiz var bizim? Şimdi altın madenciliği aktif olarak Türkiye'de çevre hareketleriyle gündeme gelse de Türkiye'de altın madenciliği işte 2000'li yıllarda başlamış. 2000'de sıfırdan üretim. Bugün 38 tane.
Önümüzdeki yıl 40 tonun üstünde bir üretim beklentimiz var. Hakikaten ülkenin gurur duyacağı standartlarda bir madencilik yapıyor Türkiye'de. Her ne kadar farklı algılarla gündeme gelmiş olmasına rağmen Türkiye'deki işletmeler dünyadaki işletmelerle yarışacak boyutta, hatta bir kademe de üzerinde diyebilirim. Ama bunun devamlı olarak çok sahiplenip ülkenin, hem ülkeyi yöneten hükümetin, kamunun, diğer kurumların, Türkiye'nin petrolünün altın olduğu algısını artık herkesin bir tarafa yazıp bununla ilgili çok ciddi, topyekün, bütüncül bir aksiyon alması gerekiyor ki bu söylediğim büyük potansiyeli yine bu standartlarda sürdürülebilir bir şekilde üretime alalım. Ülkenin ekonomisine her açıdan çok büyük bir katma değer yaratalım arzusundayız. Katkı ne kadar oluyor altın üretiminin? Çünkü zor dediniz madenciliği. Biz kaç ton üretiyoruz mesela? Katma değeri nasıl Biz ekonomik? 38 ton üretiyoruz. İşte bugünkü de geçen seneki üretimimiz 1,7 milyar dolardı. 6-7 milyar dolar ithalatımız var. 6 milyar dolar da açığımız var. Türkiye'de tabii kuyumculuk sektörü de çok büyük bir sektör. İşte İtalya ile dünyanın 4-5 tane ülkesiyle yarışacak düzeyde. Tabii bu algı da hiç değişmiyor. Yani tarih olduğu sürece işte Anadolu'da hep altın üretilmiş, madenler var, maden yatakları var. Bu hep süre gelmiş ama tabii bu standartlar, teknoloji, yeni teknoloji, çevre standartları, onlarla ilgili önlemler alındıkça da bu katkının yükselme şeyi var. Yani biz 38 tonu 40 tona 4-5 yıl içinde de 100 tona çok rahat çıkarabileceğimiz şey var, potansiyel var. Tabii topyekün bir dayanışmaya şeye ihtiyaç. Hem kamunun, hem özel sektörün, diğer kurumların hep birlikte STK'ların hareket edeceği bir manevraya ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu potansiyeli göz ardı edilebilecek bir potansiyel değil. Şimdi vatandaşların altına ilgisi büyük dediniz biraz önce. Gerçekten de öyle. Ama bir taraftan da altın üretimine karşı tepkiden de bahsettiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında madencilik çok geçici bir faaliyet. Maden alanlarını tekrar rehabilite etme şansı var. Eski haline getirme şansı var. Birçok sektörde olmamasına rağmen ama madencilik. Şimdi aslında madenler doğanın bir parçası. Maden olmadan yaşam olmaz. Bir şekilde üretmek. Ama bunu yaparken de çevreyi eski haline dönüştürecek, çevreye en az tahribatı verecek, uygulamaları da takip edip bir yandan da bununla da yarışmamız lazım. Bu yönüyle de altın madenciliği Türkiye'de gıdayla gösterilecek örnek işletmeler, harika işletmeler. Ama yatırım aşamasında başladığında, yatırım aşamasında bazen kötü görüntüler çıkıyor ama üretim bittiğinde kapatılan sahalara bakıldığında ağaçlandırılmış, rehabilitasyonu yapılmış, göletler yapılmış, farklı güzelliklerle orada tekrar bırakılabiliyor. Bunu yapmayız etmeyiz anlayışından ziyade hem üretmeliyiz hem de çevreyi korumalıyız. Bununla ilgili bir denge kurmamız lazım. Yani çevreyi korumak için de maden üretmek. Teknolojilerden bahsediyoruz. Bakın, yani biz bu örneği veriyoruz. Kömür üretmediğinizi düşünün. Dünyada sadece ısınmak için ağaç kalmaz. Bakır üretmediğinizi düşünün. Enerji iletme şansınız yok ısınmak için. Altını üretmediğinizi düşünün. Dünyada bir finans açısından çok stratejik bir oyuncu olma şansınız yok. O nedenle çevreyi de korumalıyız. Madenlerimizi üretmek. Bunun dengesini kurmak gerekiyor. Ben tabii bir de şey boyutu var. Altın madenciliğine karşı olan bu refleks farklı gerekçeleri var. İşte ülkede üretilmemesiyle ilgili gerekçeler var. Çok duyarlı olan vatandaşlar var. Bunlara alet olan insanlar var. Bunları çok farklı algılar, farklı mercilere Evet. taşıyan gruplar var. Evet. Böyle düşünmek lazım. Bunun bir dengesini kurmak. Peki son yıllarda merkez bankaları, bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil olmak üzere altın rezervlerinde artış yapıyorlar. Yani altın alıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu merkez bankalarının ilgisini?
Şimdi tabii dünyada merkez bankaları ekonomik gidişata göre, bölgelerdeki beklentilere göre, risklere göre, bu ticaret savaşları olabilir, böyle hastalıklar olabilir, siyasi riskler olabilir, politik riskler olabilir. Her ülkenin merkez bankası güvenli liman olduğu için dönem dönem altın rezervlerini arttırmaya yönelebiliyorlar. Bu değişiyor. Bazen işte Çin yapıyor, bazen Amerika yapıyor. Bazı ülkeler de bunu hep yapıyor. Mesela bir üreticiler var, bir stokçular var. Almanya işte dünyanın sıfır üreticisi ama dünyanın üçüncü büyük stokçusu. Çünkü Merkez Bankası altın stoklarında, mesela Türkiye'de düşünün, eğer Merkez Bankası altın rezervlerini arttırırsa, altın fiyatları yükseldiğinde TL karşısında hem döviz arttığında hem de altın fiyatları ons olarak arttığında çapraz bir şekilde bir kazancı olur. Yani düşünün işte biz geçen sene 1.2 milyar dolarlık altın satışı olduk diğer üretimden. Merkez Bankası'nın 4-5 milyar dolarlık alımı oldu. İşte 1200 dolardı. Bugün altın fiyatları 1800 dolar. Orada bir şey duruşu oldu. O açıdan da Merkez Bankası'nın bu kararından dolayı tebrik etmek lazım. Ama bütün ülkeler bunları şey yapıyorlar. Bu rezervlerinde dünyanın başka farklı risklere karşı dünyanın farklı yerlerinde merkez bankalarında stok olarak satıyor. Peki şimdi biz altın... Tamamen bir strateji, finansal bir strateji. Peki biz altın ithal eden bir ülkeyiz. Şimdi tabii bu üründe ithal edilmenin dışında karşılığında bir ürün değil. Üretmek de gerekiyor. Biz potansiyelimizi yani Türkiye'nin potansiyeli nasıl bu bağlamda altın üretme konusunda ve kullanabiliyor muyuz? Yani tam olarak kullandığımız söylenemez. Potansiyelin olduğu son yıllardaki yatırımlarla ortaya çıkıyor. İşte 2000'de sıfır olan üretimiz 38 tona. Birkaç tane yatırımla da 70-80 tona çıkmak üzere. Ama bu işle ilgili çok ciddi bir plan tıkanma noktasına geliyoruz. İşte bir sürü sorunumuz var. Çevresel sorunlarımız var. Orman mülkiyet bedelleriyle ilgili sorunlarımız var. Ruhsat bedelleriyle ilgili sorunlarımız var. İzinlerle ilgili sorunlarımız var. Bu sorunların çok tekrar bütünleşip kamunun bu işe çok sarılması lazım. Yatırıma ihtiyacımız var. Aramanın sınırsız sürdürülmesi lazım. Yani biz şu anda aramalarda altın potansiyelinde %10 veya 15. Yani %90 daha bir müthiş bir şey potansiyeli var. Bunların bir kere arama yatırımlarıyla planlarını ortaya çıkartmalı. Yani altının bizde kaynak olarak durması da çok bir şey ifade etmiyor. Önemli olan bu dönemlerde üretim kabiliyetinizi geliştirme olabilmeniz için. Onun için de aramalarla bunların planları rezerve dönüştürülmesi lazım. Üretim yatırımlarının da paralelinde yapılması lazım. O bakımdan Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl yükselen bu trendini sürdürmesi için arama ile ilgili yatırımların devam ettirmesi lazım. Arama ile ilgili de her yerde arama yapılabilmesi için onun önünün açılması lazım. Son sorum olsun size, bir 30 saniyen var. Gelişmiş ülkelerin kullandığı teknoloji ile Türkiye'nin kullandığı teknoloji arasında nasıl bir fark var? Var mı bir fark? Altın madenciliğinde. Hiçbir fark yok. Bakın yani işte hep o konu siyanür meselesi gündemde. Siyanür altın madenciliğinde yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor. Türkiye'de kullanılan teknolojide tabii bunun kullanımı ile ilgili teknolojiler devam ediyor. Hayatını kayıtlara geçmiş siyanürden dolayı hayatını kaybetmiş bir tane madenci yok. Kayıtlara geçmiş bir tane madenci yok. Türkiye'de de altın madenciliği çok üst düzey standartlarda başladı. Böyle de devam ediyor. Hatta dünyanın en iyi teknolojiler sahip işletmeler mevcut. Ve yeni yatırımlar da bu doğrultuda devam ediyor. Devam etmesi için de çalışmaların çok daha planlı bir şekilde, özellikle uzun vadede planlanarak devam edeceğini ben düşünüyorum. Hasan Cahil Bey, çok teşekkür ediyorum Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'na. Evet, yani. Tekrar teşekkürler yorumlarınız için. Evet, maden dünyası burada sona eriyor. Birazdan aile ekonomisinde tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.